hafta sonu devam ediyor. Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdüssamet Boyu telefonda olan konuğumuz, programın son konuğu Sayın Boyu. Sayın Boyu, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Gıda güvenliği açısından sebze ve meyve temizliğinde nelere dikkat etmeliyiz sorusunun yanıtını bugün sizden alacağız. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar göz önünde bulundurulacak olursa pek çok tüketicinin artık marketlerden alışveriş yerine halk pazarlarını tercih etmeye başladığını söyleyebiliriz. En azından kendi gözlemim bu yönde. Market çalışanlarıyla da zaman zaman sohbet ediyoruz, alışveriş yaptığımız. Durumun böyle olduğunu, marketlere olan ilginin bir anlamda özellikle sebze meyvede azaldığını söylüyorlar. Hal böyle olunca denetimin daha az olduğu, daha gevşek bir biçimde denetlenen halk pazarlarından alışveriş yaparken özellikle nelere dikkat etmeliyiz konusunda bizi aydınlatmanızı isteyeceğiz sizden. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Önemli bir ayrıntıya aslında dikkat çektiniz. Özellikle halk pazarlarının ve marketler üzerinde bir gıda güvenilirliği açısından bir kıyaslama yaptığımızda elbette marketlerdeki ve de zincir mağazalardaki denetimlerin gıda güvenilirliğinin bir nebze daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi halk pazarlarında denetim ve denetim yetkisi, oraların kurulum yetkisi gibi konular belediyelere ait olduğundan diğer taraftan da gıda denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı da görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından yapılmaktadır. Aslında 5996 sayılı kanun denetim yetkisini Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki gıda kontrol görevlilerine vermiştir. Bu iki farklı kurum arasındaki bazı koordinasyon uyumsuzluklarından dolayı her yer olmasa bile bazı yerlerde belediyelerle kontrol görevlileri arasında tam koordinasyon sağlamadığından dolayı halk pazarlarında ciddi bir gıda denetimi yapılamamaktadır. Sadece işte belediye görevlileri tarafından ağırlık kontrolü, fiziki kontrol gibi kontroller yapılabilmektedir. Belediyenin yaptığı kontroller gördüğüm kadarıyla pazar yerinin hijyeni konusunda özellikle ve elbette ağırlık kontrolü az önce sizin de söylediğiniz gibi. Doğrudan gıda odaklı bir kontrol belediyeler yapmıyor. Yapmıyor evet. Halbuki açıkta satılan ürünleri görüyoruz. Gıda güvenilirliği açısından soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken, satılması gereken işte süt ve süt ürünleri görüyoruz. Hatta bazı yerlerde et ürünlerinin, işte beyaz et ürünlerinin, tavukların dışarıda satıldığını, orada parçalanıp satıldığını da görebiliyoruz. Bunlar ambalajsız ürünlerin, etiketsiz ürünlerin, menşei belli olmayan ürünlerin yine halk pazarlarında satılabildiğini görüyoruz. Halbuki muhafaza edilmesi lazım. İnsanlar özellikle şu salgın döneminde işte hapşırabilir, elindeki kirlilik ürüne bulaşabilir gibi birçok halk pazarlarında gıda güvenilirliği açısından risk barındırmakta. Tabii sizin de esas ifade ettiğiniz husus sebze ve meyvelerin bu anlamda güvenilirliği. Şurada bir gerçek, az önce de söyledik. Marketlerde, zincir marketlerde ürünlerin baştan sona kontrol aşaması biraz daha titizlikle devam ettiği için halk pazarlarında bu durum çok söz konusu değil. Bu arada Sayın Boyu, arkanızdan ritmik bir ses duyuyoruz, telefona yansıyor. O sesi kesme imkanımız varsa dinleyicilerimizin dikkatini dağıtacaktır büyük ihtimalle. Buyurun şu devam edelim lütfen. Şu an yok. Buyurun. Anladım. Ne diyorduk şey gibi yani sebze ve meyvedeki gıda güvenliğini evet, halk pazarlarında yaşanabilecek riskler biraz daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Sebze ve meyvelerin özellikle işte tarım zararlarından bakteri, virüs ve haşerelerden korunmak için biliyorsunuz tarım ilacı diye ifade edilen bizim toplumun bildiği bizim pestisit diye ifade ettiğimiz
kimyasallar kullanılmakta. Bu kimyasalların çiftçinin işte hangi dönemde kullandığı, hangi dozda kullandığını çok bilemiyoruz. Haliyle bu kontrollerde ciddi bir şekilde yapılmadığı takdirde vatandaşın bu pestisit kalıntılarıyla karşılaşma, bunları tüketme durumları da söz konusu. Bu olasılık biraz daha yüksek. Hatırlarsınız, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun nardan zehirlenerek ölmesi gibi bir durum söz konusuydu. Evet. Böyle bir vakayı yaşanmıştı. Burada yapılan araştırma sonucunda nardaki pestisit kalıntısından vefat ettiği anlaşılmıştı. Gıda güvenliği aslında hiç şakaya gelecek bir konu değil. Direkt hem küçük yaşta hem de büyük yaşta insanların kısa vadede ya da uzun vadede ciddi zararlar oluşturabilecek unsurlar içeriyor. Bu sebeple gıda güvenilirliğine, eski adıyla gıda güvenliğine çok ciddi manada önem gösterilmesi gerekiyor. Toplumda bunu... Pestisitlerden bahsettiniz, evet, bu önem gösterimleri. Vakit dar, hemen bir başka soru yönelteyim size. Tabii. Bir de kullanılan ilaçlar var doğrudan doğruya. Kurtlanmayı engelleyici ya da meyve sineğini önleyici. Zaman zaman bu ilaçların kullanımından dolayı da tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu duyuyoruz. Özellikle dalından meyveyi koparıp yemek gibi bir alışkanlığa sahibiz. Daha lezzetli geldiğini düşünüyoruz ama hayatımızı riske atıyor olabiliriz. Bu anlamda neler yapılmalı? Kesinlikle haklısınız. Mutlaka ürünler tüketilmeden önce, ister kabuklu meyveler olsun, sert kabuklu meyveler olsun, ister ince kabuklu meyveler olsun, mutlaka dış yüzeyinin temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında hani biz bahçede gittik, aldık yerinden tükettik gibi bir durum bizlere istemediğimiz sonuçlarla karşılaştırabilir. Nar da bunun en basit örneği. Dış kabuklu, dışını zaten yemiyoruz, içini yiyoruz mantığıyla hareket ettiğimiz zaman dışındaki bir pestisit kalıntısı elimize oradan ürüne bulaşabilir. Dolayısıyla mutlaka tüketmeden önce hem sebzelerde olsun hem meyvelerde olsun temize, iyice suyla, bol suyla temizlenmesi gerekir. Özellikle geniş yapraklı sebze grubu için söylüyorum. Mutlaka evlerde suda bekletilmesi ya da sirkeli suda bir miktar bekletilmesi, sonrasında üzerindeki o mikrobiyal yükün ve kimyasal kalıntının uzaklaştırılarak tüketilmesi özellikle tavsiye ettiğimiz hususlar arasında. Bir de şu var, ülkemizde hala işte tarım ilaçları, pestisitler çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ama işte gelişmiş ülkelerde artık daha doğal yöntemler, işte zararlarla mücadele edecek böceklerin yetiştirilmesi gibi, o böceklerin o zararlarla mücadelesi gibi yöntemler uygulanıyor. Ülkemizdeki çiftçilerin bu anlamda eğitilerek gerekli Ar-Ge faaliyetleri ve çiftçinin desteklenmesi yoluyla doğal yöntemlere geçişi gıda güvenilirliği açısından bu turistleri ciddi manada önleyeceği kanaatindeyim. Bir de üretici bilinçli olduğu gibi mutlaka tüketici de bilinçli olması lazım. Almış olduğu ürün her neyse onun kaynağını araştırması lazım, içeriğini araştırması lazım, sorgulaması lazım. Üreticinin inisiyatifine gıda güvenilirliği bırakılmaması lazım. Peki neye dikkat etmeliyiz? Özellikle pazardan alışveriş yaptık. Sadece pazardan değil, marketten aldığımız sebze meyve ürünlerini de tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle biz şunu ifade ediyoruz. Bu dönemde pandemi koşullarıyla birlikte bunun önemi daha da ortaya çıkmış oldu. Ambalajlı ürünlerin tüketilmesine mutlaka dikkat edilmeli. Açıkta satılan ürünler, işte personelin eliyle temas ettiği, dışarıdaki toz, toprak vesaire hususların ürüne bulaşmadığı bir yapı ambalajlı ürün haliyle. Hem üzerinde üretici firmanın bilgileri, içeriğinde ne olduğunu yazıyor mutlaka. İşte üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim, özel üretim koşulları, özel tüketim koşulları da mutlaka belirtilmesi gerekiyor bazı ürünlerde.
Dolayısıyla tabii eğer markayı bilemeyiz, eğer ürünün işte ayrıntısını çok ciddi manada bilemeyiz, ama bu noktada gıda okuryazarlığımızı da artırıp bazı ürünlerin ya da katkı maddelerin ne işe yaradığını genel anlamda bilip ona göre alışverişimizi mutlaka dikkat etmek durumundayız. Şimdi ambalajlı ürünlerde de özellikle ambalajları bazen yanıltıcı bilgiler olabiliyor. Örnek veriyorum, evden nar ekşisi almak için çıktınız ama markete gittiğinizde ambalajında nar resmi var. İşte görsellerden dolayı size nar ekşisi imajı verebiliyor ama gidip nar ekşili sos alabiliyorsunuz. Bu gibi riskler de çok Ki fazla. bununla ilgili de bir düzenlemenin gündemde olduğunu söyleyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bey. Buyurun hemen bitirin efendim. Veda vakti geldi. Evet, teşekkür ediyorum. Toplumda özellikle özür dilerim, tüketicinin üreticiyi zorlaması lazım. Devlet her an her marketi, her gıda işletmesini denetleyemeyebilir tam Peki. anlamıyla, ama tüketiciler olarak bizler zorlamalıyız. Bizler denetim mekanizmasına dahil olmalıyız mutlaka. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Boyu. Kolaylıklar diliyoruz size. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sizlere Gıda kolaylıkla diliyorum. Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdülsamet Boyu telefondaki konuğumuzdu. Gündem hafta sonunda bu haftalık veda vakti geldi. Elif Yıldız hazırladı programı. Cihan Tolluoğlu'ydu teknik öğretmenimiz. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.